Herkese günaydın. Bugün sizlerle birlikte Diogo'ya incelemesi yapacağız. Bunu yaparken her zamanki gibi öncelikle temel analizden ardından da teknik analizden faydalanacağız. Şirketin ana faaliyet konusu üretim alanındaki her türlü boya, vernik, reçine vesaire yüzey kaplamayı, yapı ve ısı yalıtım malzemelerinin bunların ham maddeleri ve tatbikinde kullanılan araç ve gereçler ile birlikte ticareti, pazarlaması, ithali ve ihracıdır. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Yaşar Holding bünyesindeki bir yani ortaklığında büyük ortağın Yaşar Holding olduğu bir şirket. Yaşar Holding'de yine biliyorsunuz Pınar grubu. Şimdi arkadaşlar şirketin son dönem verilerine hızlıca bir göz atalım. Bir haftalık getirisine baktığımızda şirketin bir haftalık getirisine baktığımızda %5,90 değer kaybetmiş hisse senedi. Bir aylık getirisine baktığımızda %13,64 değer kazanmış. Yılbaşından itibaren getirisine baktığımızda %12,24 değer kazanmış. Yılbaşından itibaren getiri arkadaşlar bildiğiniz gibi 1 Ocak 2021'den 1 Ocak pardon 31 Ocak 2021'e yani yılın başından günümüze kadar olan süreç 12 aylık getiri yani 31 Ocak 2020'den 31 Ocak 2021'e kadar olan süreçte hisse senedi %94,66 değer kazanmış. Haftalıkta BIST 100'ün gerisinde kalmış. Onun dışında aylık yılbaşından itibaren getiri ve yıllık getiri de BIST 100'e göre daha iyi bir performans göstermiş. Finansal verileri 3. çeyrekte itibariyle yani Eylül 2019, Eylül 2020 itibariyle karşılaştırdığımızda satışlar %73,8 artmış. Net kar negatif artmış. Yani negatif artmış derken şöyle arkadaşlar. 2019 Eylül'de 1,1 milyon zarar varmış. 20 pardon Eylül 2020'de bu 40,7 milyona, 41 milyon seviyelerine çıkmış. O yüzden negatif değişim de burada dikkat edilmesi gereken negatiften pozitife çıkmış ve çok artmış arkadaşlar. Önemli. Öz kaynaklar %72,7 artmış. Fabrik'te %180,8 artmış. Şirket temettü vermiyor. Hisse başına kar 2019'da 20 kuruş iken 2020 9. ay itibariyle Eylül 3. çeyrek itibariyle 74 kuruş olarak gerçekleşmiş. Yıl sonu verileri henüz elimizde yok. Şimdi arkadaşlar oranlarına geçelim. Dolar bazlı fiyatı 3 yıllık ortalamada 84 sent iken son gerçekleşen değer 1 dolar 74 sent olarak gerçekleşmiş. 2 katından bile fazla bu sebeple negatif. Fiyat kazanç oranı 10 ve altındaysa hisse senedi ucuz denir. Sanayinin bu oranı 30,66 iken Diyoboya'nın 17,12 ile neredeyse yarısı seviyesinde. Bu da olumlu, pozitif. Piyasa değeri bölü defter değeri 1 ve civarında olması olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin PDD'si 4,70 iken Diyoboya'nın 5,23 ile bunun hemen üzerinde. Bu sebeple bundan nötr olarak aldık. Firma değeri bölü faiz vergi amortisman öncesi kar 10 ve altında olması önem arz eder. Sanayinin 21,88 iken Diyoboya'nın 6,08 ile 3'te 1'inden dahi az olması ve bu 10 değerinin de altında yer alması oldukça pozitif. Aynı veriye diğer operasyonel gelir ve giderler eklenerek bu oran hesaplandığında sanayinin bu değeri 18,16 iken Diyoboya'nın 7,75 olarak gerçekleşmiş. Bunun da gene 10 ve altında olması önemlidir. Sanayinin neredeyse 3'te 1'i seviyelerinde olması, onun da altında olması sebebiyle pozitif. Karlılık arkadaşlar %5 ve üzerinde olduğunda pozitif kabul edilir. Sanayinin karlılığı %6,25 iken Diyoboya'nın %5,43 ile bu değerin hemen altında yer alması sebebiyle nötr olarak aldık. Fakat şuna dikkat çekmek istiyorum. Normalde zarar yazan bir şirket yani 3 yıllık ortalaması eksi iken ya da daha doğrusu karlılığı negatif iken son dönem karlılığı %5,43 gibi yüksek bir değerle oluşmuş. Bu önemli. Borçluluk yüksek arkadaşlar. %85 ve altı borçluluk olumlu kabul edilir. Sektörle de karşılaştırılır. Sanayinin borçluluğu %60,94 iken Diyoboya'nın %82,96 ile %30'lar civarında daha üstünde yer alıyor. Bu sebeple bu negatif. Şimdi grafiğimize geçelim arkadaşlar. Burada şunu hızlıca bir göstermek istiyorum.
Pardon, yanlış grafik arkadaşlar. Tiyo boyayı açmamız lazım. Bu şekilde. Bunun şirket kartına hemen bakalım. Gördüğünüz gibi ana ortak Yaşar Holding arkadaşlar. %75 seviyeleri. İştirakleri de gördüğünüz gibi yine Afrika'da, Balkanlar'da, şu da Rusya'daydı sanırsam. İştirakleri var. Bu da olumlu. Bunu kapatalım. Bir de detay bilgilerine bakalım arkadaşlar. Diyor boyanın detay bilgileri dedik. Burada gördüğünüz gibi piyasa değeri 1 milyar 275 milyon. Öz sermaye yani defter değeri de 243 milyon 965 bin 800 olarak gerçekleşmiş. Şu ikisi arasındaki farkı net karla kaç yılda kapatır? Ya da bu piyasa değerini karlarından kaç yılda çıkarır? İkisini de hesaplamak mantıklı. 1 milyar 275 milyondan 243 milyonu çıkardığımızda 1 milyar seviyesinde bir şey kalır. Yani 1 milyar 30. Onu da 73 milyona böldüğümüzde 4 kere var sanırsam. Evet, 14 civarı bir veriyi elde ederiz. Yani 14 yılda bu aradaki farkı kapatır. 10 ve altında olması çok olumludur ama 14 de fena bir sayı değil. Bunu belirttikten sonra şimdi grafiğimize yıllık, aylık, haftalık, günlük şeklinde hızlıca bir göz atıyoruz. Bunu yapma sebebimiz herhangi bir desen formasyon oluşu var mı? Hızlıca ve kolayca görebilmek. Yıllığı açtığımda ölçeği logaritmeye çevirdim. Şu şekilde zikzaklı bir gel gitler var. Yani sonuç yani düşme trendi, sonra sert bir yükseliş. Tabii o zikzak devam ediyor arkadaşlar. İnişler, çıkışlar. Aylığa geldiğimizde açmış, yükselmiş. Yani bir düzeltme gelmiş, tekrar yükselmiş derken yani aslında şöyle yatayda bir hareketten bahsedebiliriz. 67 kuruşta kaç arası arkadaşlar? Şöyle alırsak burayı da hatta biraz daha. 6 lira 80 kuruş. Tabii bu yılların verdiği bir şey. 22-23 yıllık bir veri. Bu şekilde dalgalı en son yükselmiş. Şurada bir düzeltme gelmiş. Son yıllar nere? İşte 2019'dan itibaren de yükselme trendi tekrar. Haftalıkta yükselmiş, bir düzeltme gelmiş, sonra yükselmiş. Günlüğe geldiğimizde ölçeği lineere çeviriyoruz. Hafif yatayda bir hareket. Yani şurada bir pandemiden sebep bir düzeltme var. Yatayda, sonra sert bir yükselme. Onun düzeltmesi yine yatayda bir hareket. Ama şurada yani son 2-3 aylık periyotta arkadaşlar yine bir yükselme trendinden bahsedebiliriz. Aylığa geri dönüyorum. Logaritmeye çevirdim ölçeği. Yeşil çizgi 20 günlük hareketli ortalamayı, kırmızı çizgi de 50 günlük hareketli ortalamayı gösteriyor. Fiyat yeşil çizginin, o da kırmızı çizginin üstünde. Yani kısa vadeden uzun vadeye bir sıralama var. Bu olumlu ve pozitif, istenen bir durum. Şurada gördüğünüz gibi 50 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Başka şurada da 20 günlük hareketli ortalama direnç olarak çalışmış. Şurada 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. RSI 72 ile aşırı alım bölgesinde. Haftalığa geldik. Benzer görüntü. Fiyat 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama. Bu olumlu. Gördüğünüz gibi şuralarda 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Şurada 20 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. Yer yer bunlar dirence de dönüşmüş. RSI 62 ile daha iyi bir yerde arkadaşlar. Aşırı alım bölgesinde değil. Olumlu. Günlüğe geldik. Yine nereye çevirdim ben grafiği? Burada son çarşamba düşüşüyle birlikte fiyat aşağı kırmış. 20 günlük hareketli ortalama ama sonra 2 günler perşembe ve cuma toparlanmayla yukarı atmayı başarmış. Gene fiyat 20 günlük hareketli ortalama, 50 günlük hareketli ortalama şeklinde istenen durum. RSI daha da aşağı seviyelerde yani birkaç günlük hareketlerden sebep 53'ler seviyesinde, aşırı alım satım bölgesinde değil. Gayet olumlu. Şimdi grafiğimizi çizmeye geçebiliriz. Grafiğimize geçelim arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi önce bir tümünü sil diyelim. Tümünü sil dedik. Evet. Günlük inceleme yapacağım için lineer açık. Çizgi grafiğinden de mum grafiğine şu şekilde geçiş yapıyoruz. Görüldüğü üzere genel itibariyle şurada bir yükselme trendinden bahsedebiliriz. Yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler şeklinde. Yani genel itibariyle Mart'tan itibaren hani Mart'taki sert düşüşten sonra bir yükselme trendi. Ama şurada onu da gösterelim. Bir sıkışma alanı oluşmuş. Dikdörtgen diyelim. Şurası arkadaşlar. Yani şura ayrıca aslında incelenebilir. Yükseliş sonra şurada yataydı. Ama az önce de belirttiğim gibi son birkaç ayda şöyle bir yükselme trendi var. Şimdi geri gidelim tekrar. Bunu sileceğim. Silemedim.
Trendisil dedik, evet. Şimdi artık çizmeye başlayalım. Trendten bahsetmiştik zaten. Şuradan mağara dibinden alıyorum arkadaşlar. Tam buradan almaya çalıştım şu an. Uzatıyorum. Şu şekilde. Evet, sanırsam oldu arkadaşlar. Yani şurayı bir aldım. İsterseniz şurayı iki alın. İsterseniz burayı iki alın. Uzat şeklinde. Bir, bir, iki, uzat. Bakın buralarda da çok güzel çalışmış. Şimdi hemen buna paralel çiziyorum. Paralel çizik. O paraleli getirip şuraya koyuyorum arkadaşlar. Şuraya. Bir tane daha paralel çizeceğim şimdi. Paralel daha çizdik. Bunu da hemen şuraya oturtturalım. Bir paralel daha çiziyorum. Onu da şuraya oturttuk arkadaşlar. Şuraya. Bunları birazdan tek tek anlatacağım. Tekrar bir paralel çizdik. Şunu da şuraya oturtalım. Şu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası. Şu kanal, bu kanal ve burası. Yani şuradan hareket başlıyor. Önce geliyor buradan bir dönüyor. Kırmıyor. Geri dönüyor. Oradan bir daha deniyor. Artık kırıyor. Aşağı indi. Buradan dönüyor. Üstü deniyor. İhlaller var ama kalıcı olamıyor. Geri geliyor. Burayı da kırıyor. Şu kanala geçti. Bu arada devam ediyor. Arada bir yukarıyı deniyor, kıramıyor. Deniyor, kıramıyor. Aşağıda kırmıyor. Devam. Deniyor, kıramıyor. Sonra bir aşağı salıyor. Destekten döndü. Tekrar destek. Tekrar. Şurada biraz ihlal var. Tekrar döndü. Tekrar. Bir yükselme trendi. Çok sert bir yükseliş arkadaşlar. Yani en üst direnci de kırıyor. Yukarı atıyor. Oradan bir düşüş başlıyor. Geliyor burayı kırdı. Burayı da kırdı. Şuraya kadar. Burada ihlal var. Tekrar yukarı atıyor. Yukarıyı deniyor. Kıramıyor. Aşağı geldi. Döndü. İhlal. İhlalden sonra geri döndü. Bu sefer kırdı. Aşağı indi. Sert yükseliş. Yukarı kırdı. Tam gördüğünüz gibi dirençten geri dönmüş. Bir daha aşağı salıyor. Geldi burayı kırdı bu sefer. Buradan döndü. Denedi kıramadı. Geri geldi. Destekten döndü. Kırdı yukarı. Sonra çarşamba günü sert düşüş. Gördüğünüz gibi tam bu seviyelerden arkadaşlar. Yani neresi 12-16'lardan dönmüş. Yani şu iğneleri, iğnelemeleri saymıyoruz. Buradan dönmüş şu an 12-75. Burada yukarısı arkadaşlar şurası takip edilecek artık. 13-45 seviyeleri, 13.5'lar. Burayı kırarsa sonraki adım 15.5'lar olacak. Daha da ilerileri zaten 18'ler, 19'lar olacak. Şimdi bu şekli gördük. Yükselme trendinden bahsettik. Şu yatay hareketi gösterdik. Hızlıca şimdi tümünü sil diyorum. Bir de Fibonacci düzeltmesiyle seviyeleri görelim. Büyüt dedim şunu. Biraz da aşağı alacağım. Şu şekilde. Evet. Fibonacci düzeltme seviyelerini kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şuradan aldım. Şu en alt. Yani aslında olay şudur. Şunu tam tepeden bu nokta. Burada da şu noktayı aldım da. Üstüne gelince bazen kaydırabiliyoruz arkadaşlar. Tam olmuyor. O sebeple şöyle yan tarafına koydum. Ama yapılmak istenen belli. Ortada zaten. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası dip. Buradan bir almış yukarı. Şuraya kadar çıkmış. İğnelemiş. Kıramamış. Geri gelmiş. Bir aşağı düşmüşse de geri kırmayı denemiş. Kıramamış. Kıramamış. Tekrar denemiş. Bir daha kıramamış. Şu destekten yani 123'lük 11.65'ten dönmüş. Sonra burayı kırmış. Yukarı çıkmış. %38 yani 12.75'leri de kırmış bu sefer. Yukarı %50'yi kıramamış. Oradan geri gelmiş. Yani bu seviyeler çok güzel çalışmış gördüğünüz gibi. En son %61,8. Onu da şurada şöyle yaparsak belki çıkacak ama çıkmadı. Ne oluyor? 14.63'leri kadar gelmiş. Kıramamış. Geri dönmüş. Şimdi en son arkadaşlar 11.65'leri gene iğnelemiş. Yani şu çarşamba günkü düşüş. Perşembe yükseliş. Cuma yükseliş. Şu an tam direnç üzerinde. %38,2 seviyesi olan 12.75 üzerinde. Burayı yukarı kırması durumunda 13.71 hedef olacak ilk hedef. Aşağı dönmesi durumunda da 11.65 ilk desteğimiz olacak. En altta da 9.8 desteği olacak. Görünüm bu şekilde arkadaşlar. Temel verilerini inceledik. Teknikte de görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk algınıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere.